Merhabalar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda sizlerle 80 metrekare tek katlı ev maliyetini hesaplayacağız. Proje giderleriyle başlayalım. Ön proje süreci maliyetleri 3070 lira. Proje bedelleri 27840 lira. Bu kalem içerisinde tüm ruhsat projeleri bulunuyor. Ruhsat süreci maliyetleri 4640 lira. Toplam proje giderleri maliyeti 35.550 lira. Ek giderlere gelelim. Tapu ve iskan maliyeti 2865 lira. Şantiye şefine ödenen ücret 3060 lira. Su aboneliği 4250 lira. Elektrik aboneliği ve panosu 3800 lira. İşçi sigorta giderleri ve muhasebe giderleri de 8600 lira. Toplam ek giderler 22.575 lira. Proje giderleri maliyeti ve ek giderler maliyetini birleştirdiğimizde de karşımıza toplam evrak maliyeti çıkıyor. 58.125 lira. Şimdi kaba inşaat maliyetine başlayalım. Kepçeye ödenen ücret 1100 lira. Temelin ilk katmanı olan C20 gro betonun maliyeti 8860 lira. Temelde yalıtım malzemesi olarak kullanılan membran bohçalama ve bunun işçiliği toplamda 8210 lira. Temelde kullanılan demir 44.790 lira. Temel betonu C30, bunun maliyeti de 29.380 lira. Temeldeki kalıp işçiliği toplamda 15.300 lira. Tabliye maliyetine gelelim. Öncelikle tabliyenin ne olduğundan bahsedelim. Tabliye demek döşeme demek. Temelimiz var. Bir de kat döşemelerimiz var. Kat döşemelerimiz tabliye oluyor. 80 metrekarelik bir adet tabliyemiz var. Binamız tek katlı olduğu için. Tabliye demiri maliyeti 27.620 lira. Tabliye betonu aynı temel betonu gibi C30. Bunun maliyeti de 18.670 lira. Tabliyedeki kalıp işçiliği 13.800 lira. Tabliyede kullanılan köpük asmolen maliyeti 4.900 lira. Temel ve tabliye maliyeti toplamda 172.630 lira. Tesisat maliyetlerine geçelim. Elektrik tesisatı işçiliği ve montajı 17.020 lira. Su tesisatı işçiliği ve montajı 19.785 lira. Doğalgaz tesisatı işçilik ve montajı da 14.900 lira. Bu üç kalemi birleştirdiğimizde karşımıza kaba inşaat tesisat maliyeti çıkıyor. 51.705 lira. Duvar maliyetine gelelim. Dış duvarlarda 19'luk BIMS kullanıldı. Toplam maliyeti 11.900 lira. İç duvarlarda 8.5'lık tuğla kullanıldı. Toplam maliyeti 3.250 lira. BIMS ve tuğla duvar nakliyesine ödenen ücret 2.550 lira. Dış duvar ve iç duvarların duvar örümü yani işçilik maliyeti 11.450 lira. Toplam duvar maliyeti 29.150 lira. Temel tabliye maliyeti, kaba inşaat tesisat maliyeti ve duvar maliyeti kalemlerini birleştirdiğimizde karşımıza toplam kaba inşaat maliyeti çıkıyor. 253.485 lira. Şimdi ince işlere geçelim. İnce işler aşamasında kullanılan çimento, kireç ve kum maliyetleri toplamda 8.750 lira. İç duvarların sıva işçiliği 12.750 lira. Zemini düzleştirmek için yapılan şap işçiliği 3.200 lira. İç mekan boyası ve bunun işçiliği toplamda 9.800 lira. Dış cephe kaba sıva işçiliği 9.450 lira. Dış cephede kaba sıvanın üstüne yapılan yalıtım olan mantolama 17.950 lira. Çatı, malzemesi, işçiliği, yalıtım, parapet hepsi toplam 80 metrekarelik çatıda 78.300 lira. Bu kalemleri birleştirdiğimizde ince işler maliyeti toplamda 140.160 lira çıkıyor. Tabii ince inşaatımız henüz bitmedi. Bu maliyetlerin devamı da var. Bu kaleme ayırma nedenimiz İnce işler kalemiyle cephe kaplamaları ve iç mekan elemanları maliyetinin
sizin tercihlerinizden çok etkileniyor olması. Bundan önceki kalemler, kaba inşaat olsun, proje giderleri maliyeti olsun, ince işler olsun, 80 metrekarelik bir tek katlı evde yaklaşık olarak aynı olacaktır. Ama bu kalem sizin tercihlerinizden çok etkileneceği için bu kalemi ayırdık. Pencere malzemesi maliyeti toplamda 24.750 lira. Oda kapıları 6.440 lira. Giriş kapısı 5.410 lira. Kapı ve pencerelerin işçiliği ve montajı 10.550 lira. Dış cephenin boyası ve işçiliği toplamda 25.050 lira. Banyo elemanları maliyeti 12.520 lira. Mutfak ve banyolarda kullanılan seramiğin maliyeti ve işçiliği toplamda 16.450 lira. Mutfak dolabı, tezgahı, ankastresi ve bunların montajı hepsi toplam 18.550 lira. Bu evde hazır mutfak kullanıldı. Yani siz özel tasarım bir mutfak isterseniz bu maliyet 7-8 katına kadar bile çıkabilir. Bu hazır ekonomik bir mutfağın maliyetidir. Girişteki portmanto 4.700 lira. Zeminde kullanılan laminat parke ve bunun işçiliği toplamda 10.500 lira. Tüm bu kalemleri birleştirdiğimizde karşımıza cephe kaplamaları, iç mekan elemanları maliyeti çıkıyor. 134.920 lira. Bu kalemin diğer kalemlerden farklı olduğunu söylemiştik. Nedenini anlamışsınızdır. Mesela buradaki laminat parke 10.500 liraya ekonomik bir parke kullanabilirsiniz. Ama siz lamine, doğal ahşap parke kullanayım derseniz bu maliyet 5 katına kadar çıkabilir. 50.000 liraya kadar. Keza aynı şekilde mutfak. 18.000 liralık bir mutfak da var. 100.000 liralık bir mutfakta. Cephe kaplamaları, iç mekan elemanları maliyeti ve bir önceki kalem olan ince işler maliyetini birleştirdiğimizde toplam ince inşaat maliyetiyle karşılaşıyoruz. 275.080 lira. Tüm kalemleri birleştirdiğimizde de şu ana kadar ki toplam inşaat maliyetiyle karşılaşıyoruz. 586.690 lira. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Eğer videomuzdaki Excel dosyasına erişmek istiyorsanız videomuzu beğenmeniz, teşekkür mesajı yazmanız ve şu anda ekrana eklediğim mail adresine mail atmanız yeterlidir. İyi günler.